Bu videoda kendinle neden yüzleşmelisin? Neden onunla tanışmalısın? Bunu anlatmak istiyorum. İstatistiklere göre bir kişi dünyaya geldikten 18 yaşına kadar 144 bin kere negatif kelimelerle programlanıyor. Yapma, etme, elleme, dokunma gibi yapamazsın, beceremezsin cümleleri ile bilgisayar gibi programlanıyor. Bununla beraber yine 18 yaşına kadar her gün 276 kere hayır kelimesi duyuyor. Sadece 9 kelime evet. Yani 276 kere bir işin nasıl olmayacağı, nasıl yapılmayacağı anlatılıyor sürekli bir insana. Yani o şekilde programlanıyor. Dolayısıyla dünyaya gelen insanların %97'si dahi iken 18 yaşından sonra sadece %3'ü dahi kalıyor. Neden? Çünkü bu şekilde negatif programlanıyor insan. Programlandığı için kendi özünden ayrılmış oluyor. Kendisi olmuyor artık. Özü aslında dahi ve çok başarılı. Kendi özünde olmadığı için insanlar genellikle huzursuz ve mutsuz oluyor. Yani potansiyelini normalde kullanması gerekirken kullanamıyor. Annesi, babası, öğretmeni, abisi, ablası, çevresi, amcası, dayısı neyse artık negatif programladığı için insana. Ve insanın etrafında duvarlar oluşuyor. Zaman ilerledikçe duvarlar örüyor insanlar çünkü yapamazsın edemezsin. Şöyle düşün, 144 bin tane tuğla düşün, senin etrafında onlarla duvar örülmüş. Duvarlarla örülen o daire seni daraltıyor. Sana dar geliyor. Oradan kurtulmak istiyorsun, sıkılıyorsun. Bir ileri bir geri koşuyorsun zamanla, zaman ilerledikçe. İç huzursuzluğun başlıyor. Bir türlü arzu ettiğin hedefe ulaşamıyorsun. Korkuların, kaygıların çoğaldı. Anksiyeten var, geleceği göremiyorsun. Finansal bereketsizlik yaşıyorsun. Mesleğinde mutsuzsun ve o etrafta sürekli böyle koşuyorsun. Devamlı koşuyorsun ama bir şey olmuyor. Çaresizsin. Bazen oturup düşünüyorsun. İşin içinden çıkmaya çalışıyorsun. O daireden çıkmak istiyorsun. Yani etrafında örülen duvarın oluşturduğu o daireden çıkmak istiyorsun. Kurtulmak istiyorsun ama değişmiyor. Zaman geçiyor. Zaman ilerliyor. Yıllardan beri uğraşıyorsun, çaba gösterdin ama olmuyor. Sonra oturuyorsun bir yerde, düşünüyorsun, tefekkür ediyorsun, dalıyorsun. Yok. Yine bir çare yok. Çünkü o etrafta oluşan o dairenin ne kapısını görebiliyorsun, ne camını görebiliyorsun, hiçbir şey yok. Sonra bir yerden ses geliyor. Zil çalıyor sanki. Seni birisi uyandırmaya çalışıyor benim gibi. Hadi diyor. Hadi diyor. Artık harekete geç. Bir şeyler yap. Senin o dairenin kapısı var diyor sana. Senin de o potansiyelin var. Senin de o hakkın var. Sen sadece doğru bakman lazım. Potansiyelini kullanırsan o daireyi malikaneye, köşke çevirebilirsin diyor. O sesi duyuyorsun. Belki benim videolarımdan etkilenerek. Sonra sakince o dairenin etrafında dolaşırken bir bakıyorsun ki kapı var. Yani çözüm var. Çıkış kapısı var. Görmeye başlıyorsun ve yıllardan beri o kapıyı görmemiştin. Yanındaydı ama görmemiştin. Umutlanıyorsun, heyecanlanıyorsun. Tamam diyorsun, bir çıkış yolu var. Kapıyı buldum. Kapıyı tutuyorsun ama kapı kolunu kurcalıyorsun. Açılmıyor kapı. Anahtara ihtiyacın var. Bu sefer yine bir tatlı telaşe, bir heyecan kaplıyor seni. Böyle etrafta ararken bir bakıyorsun ki cebindeymiş o anahtar. Yıllardan beri duruyormuş. Sadece söyleyen yokmuş bu zamana kadar. Öyle düşün. Ama ben sana söylüyorum, var o anahtar sende. Sonra o anahtarı çıkarıyorsun. Kapıyı açıyorsun. Kapıyı tıklayan kim biliyor musun? İşte seni yıllardan beri bekleyen, yıllardan beri ağlayan, seni özleyen senin o küçüklüğün. Kendinle yüzleşiyorsun şimdi. Senin karşında. Onu tanımaya başlayacaksın artık. Onunla tanışacaksın.
Ona sarılıyorsun. Onunla tanışıyorsun. Onun özelliklerini öğreniyorsun. Neler yapabileceğini görüyorsun. İlim, ilmi bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. Cümlesi yankılanıyor kulaklarında. Artık kendini bilme vakti geldi. Artık o duvarları malikaneye çevirme vakti geldi diyorsun. Çünkü o çocukla tanıştın artık. Vakit geldi. O yüzden kendinle tanışmalısın. Kabuklarını kırmak için kendinle tanışmalısın. Yüzleşmen gerekiyor. Artık vakti geldi diyorum ben sana. Artık uyanma vakti geldi. O kapıyı bulduysan anahtarı çıkarıp kapıyı açma zamanı geldi. Çünkü o çocuk seni rahat bırakmadı bu zamana kadar. Hep ağladı. Hep huzursuzluk yaşadın. Önünü göremedin. Üzüldün. Ailende, sağlığında, mesleğinde, finansal konularda, kendi özgüveninle sorunlarının asıl sebebi o küçük çocukla tanışmaman, onu tanıyamaman, ona sarılamaman. Dolayısıyla artık vakti geldi diyorum ben sana. Harekete geç. Tek başına belki olmuyor. Çünkü seni uyaran dışarıdan sesler seni uyandırıyor. O seni harekete geçiriyor. Belki benim videom seni harekete geçiriyor. O yüzden belki tek başına yapamazsın. Biz Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımızın duygularını, düşüncelerini, davranışlarını kendileriyle tanıştıktan sonra nasıl değiştirebileceğini onlara gösteriyoruz. Ve ondan sonra arzu ettikleri başarıya ve huzura kavuşuyorlar. Ama kendilerini tanıdıktan sonra. Eğer sen de artık vakti geldi diyorsan, ben kendimle tanışmak istiyorum, huzurlu ve başarılı olmak için diyorsan, o zaman benimle iletişime gir. Videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Bu videoyu da sevdiğin dostlara ve arkadaşlarına gönderiver. Şimdi hemen harekete geç. Ve şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.